Kanal D Haber Merkezi'nden iyi geceler. Sevgili seyirciler, 24 Aralık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Liderler meydan meydan dolaşıyor. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Çiller de Avrupa Birliği görüşmeleri için gittiği İspanya'dan döner dönmez Ankara milletvekili adaylarını tanıttı. Çiller daha sonra başkentte seçim turu attı. İspanyol, Fransız ve İtalyan hükümetlerinden Avrupa Birliği'ne tam üyelik için söz alan Çiller, Ankara'ya memnun döndü. Çiller bugün Ankara'da milletvekili adaylarını medyaya tanıttı ve kısa bir şehir turu attı. Çiller'in daha sonraki durağı Kanal D Ankara bürosu oldu. Kanal D Ankara temsilcisi Ertan Karasu ve Ankara Haber Müdürü Murat Yetkin'le bir süre sohbet eden Çiller, Konya'daki Şebi Aruz törenlerine katılış nedenini şöyle açıkladı. Hem bir Konyalıları görmüş oluruz, hem de çok istediğimiz bir şeyi yapmış oluruz. Huzur alırız, güç alırız. Çiller yarından itibaren seçim karargahını İstanbul'a taşıyacağını bildirdi. Ve Çiller'in Konya turundan ayrıntılar. Konya'da Şebi Aruz törenlerine katılan Tansu Çiller, Refah Partisi'ne yüklendi. Çiller, Necmettin Erbakan'ı bölücülükle suçladı. Tansu Çiller, bu coğrafyada bu millet elhamdülillah 1000 yıldır Müslümandır. Erbakan'dan önce de öyleydi, Erbakan'dan sonra da elhamdülillah öyle kalacağız. İnancımızla, kitabımızla, yüce dinimizle hep beraber camiyi Avrupa'ya götürelim dedi. Çiller'in bölücülükle suçladığı Necmettin Erbakan ise bugün Siirt'teydi. Hoca seçimden sonra İslam Birliği kuracaklarını bir kez daha tekrarladı. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan Siirt'te yaptığı konuşmada iktidara geldiklerinde ülkenin işsizlik, terör, geçim sıkıntısından kurtulacağını söyledi. Erbakan işçi, köylü, esnaf ve memurlardan sorumlu İşsizler Bakanlığı kuracaklarını da vaat etti. Necmettin Erbakan Kazakistan'dan Fas'a kadar İslam Birliği'ni kuracaklarını iddia etti. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın bugünkü durağı ise Antalya'ydı. Yılmaz'ın hedefi ise her zaman olduğu gibi Tansu Çiller'di. ANAP liderine Antalya'da ilgi büyüktü. Mesut Yılmaz'ı görmek için arkada kalanlardan kimi direğe tırmanmış, kimi dev Mesut Yılmaz posterinin kenarına tutunmuştu. Kimisi de elinde çiçeğiyle Yılmaz'ı bekliyordu. Yılmaz bu ilgiyi konuşmasıyla ateşledi. Sevgili Antalyalılar, başka hiç kimsenin değil, öyle yavru tepelerinin değil, güç evraklarının değil, sadece sizin başbakanınız olurum. Sadece sizin başbakanınız olurum. Çiller'e yüklenen Yılmaz, halktan attığı oya sahip çıkmasını da istedi. İktidar için bize sadece oy vermenizi istemiyorum. İktidara bizzat sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul'da başlayan Ecevit rüzgarı Anadolu'ya yayılıyor. DSP Genel Başkanı Bursa'da halkın önündeydi. Saatler 15'i gösterirken DSP lideri Bülent Ecevit seçim otobüsüyle Bursa'nın Fomora meydanına vardı. Coşkulu bir halk topluluğu daha Ecevit konuşmasına başlamadan tezahürata başlamıştı. DSP liderinin konuşması sık sık Başbakan Ecevit sloganlarıyla kesildi. Ecevit konuşmasında hükümetin gümrük birliğini iç politika malzemesi yapmasını eleştirdi. Zaten kendi haline bıraksak bile hallolacak olan gümrük birliği sorununu biz çözdük diye iç politikada çalım yapmak için Türkiye'nin pazarlık gücünü ortadan kaldırmış oldular. Eleştirilerden sadece sağ partiler değil, soldaki diğer partiler de nasibini aldı. Bir sosyal demokrat parti sosyal demokratlığını, solculuğunu evvela ekonomide göstermek gerekiyor. Ecevit konuşmasını sürdürürken dikkatler bir anda karşı binanın çatısına çevrildi. Ne oldu? Çatıda bayrak sallıyor da onlar. Teşekkür ederiz. Mitinge çocuklar da gelmişti ve kalabalıktan en çok onlar etkilendi. Annesini babasını kaybeden çocuğun adı Ramazan Ay. Annesiyle babası bizi otobüsümüzden alsınlar. Korkma, korkma Ramazan. Ecevit, DSP'nin iktidarının yaklaştığı müjdesiyle konuşmasını noktaladı. Demokratik Sol Parti iktidara hazır. Türkiye'de susamış toprak gibi, yağmura hasret olan toprak gibi Demokratik Sol iktidara hazır. Sağ olun.
Şimdi de Ecevit'in coşkulu Bursa mitinginden ilginç ak güvercin manzaraları getiriyoruz ekranlarınıza. İşte DSP lideri Bülent Ecevit ak günler müjdesini vermeye hazırlanıyor. Her mitingin sonunda yaptığı gibi ak güvercinlerini kutudan çıkarıp salıveriyor. Ancak güvercinler öylesine alışmışlar ki DSP'lilere şöyle bir salınıp yine kürsüye konuveriyorlar. Ne kalabalık ne şarkılar ürkütüyor onları. Mikrofonlara da aşina onlar, basın mensuplarına da. İşte medyatik güvercin rahatça konuşlanmaya müsait bir alan buluyor. Kameramanın başına geleni arkasındaki meslektaşı görüp müdahale ediyor. Ama ne yapsın, o da çekime devam etmek zorunda. Çaresiz güvercini aldığı yere bırakıyor. Kahramanımız kurtulmak istese de görev aşkı uğruna duruma katlanıyor. Ne de olsa o bir basın mensubu. Onların başına devlet kuşu konacak değil ya. Çaresiz DSP'nin ak güvercinine başımın üstünde yerin var demekle yetiniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal Adana'da moral buldu. Baykal ekrandaki performansını miting meydanında da gösterdi. Adana sokaklarında renkli sis meşaleleriyle başlayan mitingde Baykal Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Her seçim önemlidir ama bu seçim çok önemlidir. Türkiye bir yol ayrımında. Mitingin en heyecanlı bölümü ise 6 ok taşıyan paraşütçünün alana inişiydi. Yaşanan Çiller Yılmaz kavgasından en karlı çıkan lider CHP lideri Deniz Baykal oldu. Deniz Baykal artık televizyonlardaki performansını meydanlara da yansıtıyor. Seçime bir hafta kala CHP lideri Adana'da moral buldu. Serdar Cebe, Kanal D, Adana. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Nevşehirliler ağırladı. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Türkeş, terörü 6 ay içinde bitireceklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş, Nevşehir'deki konuşmasında MHP tabanından oy almayı hedefleyen ANAP ve DYP'ye yüklendi ve yolsuzlukları eleştirdi. Güneydoğu'daki teröre de değinen Türkeş, terörü 6 ayda bitireceklerini söyledi. Evet. Türkiye yalnız APO'ya değil, bütün hainlere mezar olacak. Bugün Sivas ve Kayseri'de konuşan Türkeş, seçim çalışmalarına yarın Niğde ve Aksaray mitingleriyle devam edecek. Türkiye son haftayı büyük hızla giriyor. Bugün de Refah Partisi ile başa baş yarıştığı Nevşehir'de gördüğü coşku MHP liderinin pek de baraj sorunu olmadığını gösteriyor. Deniz Büyük Yılmaz, Kanal D, Nevşehir. Ankara'da MHP'lilerle HADEP'liler birbirine girdi. Keçiören'de seçim propagandası yapan HADEP konvoyu MHP binası önünden geçerken tartışma çıktı. Bir polis memuru kalp krizi geçirerek öldü. HADEP için gün iyi başladı. Genel başkanları Murat Pozlak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da konuşurken Ankara'daki milletvekili adayları da insan hakları anıtı önünde mum dikip kayıpları protesto ettiler. Ancak öğleden sonra Keçiören'de seçim propagandası yapan HADEP araçları MHP binası önünden geçerken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı çatışmaya dönüştü. Bu arada MHP binası önünde nöbet bekleyen 35 yaşındaki polis memuru Ali Turhal kalp krizi geçirerek öldü. Seçim öncesi 12 kenti tarayan Yüksek Seçim Kurulu bilgisayar yardımıyla 60 bine yakın mükerrer seçmen yakaladı. Bilgisayarla aralarında Ankara ve Konya gibi büyük şehirlerinde bulunduğu 12 ilin seçmen kütükleri yenilenirken 59.555 kişinin mükerrer oy kullanmak için birkaç adreste birden yer aldığı saptandı. Bu seçmenler yeni kütüklere yazılmadı. Öte yandan partilerin yurt dışından seçmen getirme çalışmalarına MHP de katıldı. Havalimanında oy kullanan gurbetçiler MHP'li gruplarca karşılandı. Seçim yaklaştıkça siyasiler ayrım gözetmeksizin her kesime sıcak mesajlar, bol vaatler yağdırıyor. İstanbul'daki Cem Vakfı da siyasi partilerin ilgi odağı oldu. DYP, CHP, ANAP ve DSP'li milletvekili adayları Cem Vakfı'nda bir araya geldiler. Hastalık olup kalırsam acele teliyle canım sor beni. Canım leyde sor beni. Sazlı, semah gösterili temel atma töreninde Alevi vatandaşların yanında rakip partilerin İstanbul adayları da yan yana yer aldı.
Tüm adaylar Alevi vatandaşların haklarının siyaset dışında ele alınmasından yanaydı. Bugün canlarla, dostlarla bir araya geldik. Bu Türkiye'nin yıllardan beri sarılması gereken bir yaraydı. Sanıyorum şu anda onun telafisini yapıyoruz. Alevi kültürü Türkiye'de hoşgörünün yayılmasına, laikliğin pekiştirmesine çok büyük katkı yapmaktadır. Bunu da destekliyorum. O yüzden buradayım. Ben siyaset yapmak için ve oy için gelmiş değilim. Siyasi partilerin olaya aynı gözle baktığını ve birlik ve beraberlik istediğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz. Ancak tören alanının hemen yanında seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyordu. Bazı adaylar seçim broşürlerini dağıttırdı. Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğansa özellikle Başbakan Tansu Çiller başta olmak üzere siyasi liderlerden Alevi vatandaşlar için neler yapacaklarını seçimden önce açıklamasını istedi. Bu konudaki somut önerilerini açık açık 25 milyon Alevi'ye söylesinler ve aynı şekilde nasıl bir çözüm getirmek istiyorlarsa onu halkın huzurunda beyan etsinler. Ve sıra temel atma törenine geldiğinde rakip milletvekili adayları Aleviler için ortak bir çalışma örneği sergilediler. Biz ne olacağız? Bugün İstanbul Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yakınları kaybolmuş aileler seçim maratonundaki bütün siyasi partilere bu soruyu sordular. Oldun da gel Ali, seni bekliyorum adam. Oğul nelerdesin oğul? Kayıp aileleri kayıplarının resimlerini taşıyan ve tüm Türkiye'yi dolaşacak olan Umud 2 otobüsünün parasını ödeyemedikleri için geri vermek zorundalar. Artık dayanacak gücü kalmayan aileler Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek seçim maratonundaki partilere seslendiler. Nasıl oy kullanalım bu halimizle? Bütün parti liderlerine çağrıdır. Gelin bu kayıp konusunu ele alalım. Ne yapacağız? Kayıp aileleri partileri eleştirirken onlardan birkaç metre uzakta DYP'li kadınlar da seçim propagandası yapıyordu. Kayıp ailelerini fark etmeyen milletvekili adayından ailelerin yanına gitmesini istediğimizde ortaya ilginç bir konuşma çıktı. Biz milletvekili aradık önerge vermek için, kimse ilgilenmiyor. Çünkü kaybolan bir insan, siz oraya gideceksiniz, ne yapacaksınız? Bizim için çocuklar çok önemli. Lafta, çok lafta güzel, teşekkür ederim. Ben bir anneyim, her türlü yardıma biz hazırız. Ve ben bunu... Biz de burada bir hafta bekliyoruz. Bakalım evet. Ne yardım göreceğiz bu kaybolmuş insanlar için. Rusya'da da seçim heyecanı yaşanıyor. Rus halkı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bugün ikinci kez sandık başına gitti. Yaklaşık 105 milyon Rus seçmen parlamentonun alt kanadı Duma için oy kullandı. Ülkenin doğu bölgelerinden gelen ilk sonuçlara göre komünistler önde. İkinci sırada ise aşırı milliyetçi Jirinovski var. Ülke genelinde seçimlerden komünistlerin zaferle çıkmasına kesin gözle bakılıyor. Sevgili seyirciler, usta gazeteciler Uğur Dündar ve Haluk Şahin'in kaleme aldıkları Haramzade adlı kitap satış rekorları kırıyor. Uğur Dündar kitabın gelirinden payına düşeni Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Araştırmacı gazeteciliğin bir numaralı ismi Uğur Dündar ve editör Haluk Şahin'in kaleme aldığı araştırma kitabı Haramzade satış rekorları kırıyor. Batık iş adamı Halil Bezmen'in öyküsünü anlatan kitap 12. baskısını yaptı. Haramzade okurlarıyla ilk kez TÜYAP İstanbul 14. Kitap Fuarı'nda buluşmuştu. Dündar ve Şahin'in ortak çalışmaları Haramzade'yi imzaladıkları gün Milliyet Yayınları standının önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve 7'den 70'e büyük bir okur kitlesi kitaba duyulan ilginin ipuçlarını vermişti. AD yayıncılıktan alınan bilgiye göre kitap 6 haftada toplam 30 bin adet basıldı. Birinci hafta 3 bin, ikinci hafta 3 bin, üçüncü hafta 5 bin, dördüncü hafta 5 bin, beşinci hafta 6 bin, altıncı hafta 8 bin. Toplam 30 bin. Kitap 13. baskısına gidiyor. Bu grafik aynı zamanda Türk insanının gerçekleri dürüst kalemlerden öğrenme ihtiyacının da bir göstergesi. Haberlerimizi sunduk. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.